1 Eylül 2024 Dersim, Tunceli, Mazgirt, Geçit Veren, kısacası Rıçık köyündeyiz. Rıçık köyünün gelenekselleştirdiği Doğa, Barış, Kültür Festivali'ndeyiz. Festivalimiz 3 gün sürdü. 30 Ağustos'ta başlayan ve 1 Eylül'de son bulan bu festivalimize binlerce canımız, davetli konuklarımız katıldı. Bu festivali hazırlayan İstanbul Rıçık ve Çevre Köyler Derneği, yine Avrupa Rıçık Derneği, Köy Muhtarlığı, Çevre Köyler katkısı ile yapıldı. Bu etkinliğe maddi manevi katkı sunan kurum, kuruluş, iş insanı ve canlarımıza, bu güzide derneklerimiz adına teşekkür ediyoruz. Hep böyle birliktelik, dayanışma, üretkenlik dolu aydın yarınlar diliyoruz. Ne mutlu böyle kültürüne, coğrafyasına, diyarına, değerlerine hizmet edenlere, ne mutlu bu amaçla yola çıkıp da emek üretenlere. Siz canlarımız da bu tür etkinliklere ve sosyal faaliyetlere katılımınızı bekliyoruz. Diyarımıza, toprağımıza, varlıklarımıza sahip çıkmanızı diliyoruz. Ve seneye de yaşanacak bu festivale tabii ki bekliyoruz. Ben edebiyat öğretmeni ve aynı zamanda Mazgirt Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak Başkanım Mustafa Arslan ve yönetimimiz adına bu etkinliği düzenleri kutluyoruz. Bu birliktelikleri
yapıldı. Şimdi hazırız. Şimdi size çok değerli sanatçımız Çiğdem Akdoğan'ı takdim ediyorum. Kendisi başladı. Bir alkış alabilir miyim? Çok teşekkürler. Alkışımız durmasın. Çünkü bir alkışla değerli abim, İstanbul Çiftler Derneği Başkanımız Ayhan Ercan'ı alabilir miyim? O da bağlamada eşlik edecek. Evet başkan. Thank you.
Dernek, derneklerden bir isteğin var mı? Yaray gide yasin.
yerle bir mesajınız var mı? Her şey güzel diyorsunuz. Her çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Duygularınızı alalım. Seninle kaç yıldır görüşmüyoruz? Yani ne? Ben 2015'te ayrıldım İstanbul'da. Evet. Sadece Bağcılar'da bir konserde bir şey görüştük. Ondan sonra buluşamadık. Ama aynı müzedeler devam. Yaşmak yok. Peki Bedri Korkmaz olarak bugün Rıçık Festivali ile ilgili duygularını alalım. Nasıl gidiyor? Sayın Mustafa'cığım, aslında Bedri Korkmaz olarak bu yana çok mücadele verdi biliyorsun. Evet. Fakat köyümüz şu anda 4 tanelik bir köydür. 4 tanelik bir köy. Onun için böyle şenliklerde falan filan. Gerçi ben bundan 6 ay kalırım, orada kalmıyorum. Birisi Budanya'da ve İzmir Kocaeli'ne geçiyorum. Dostlarla görüşürüz, seviniyorum yani. Yapacak bir şey yok. Umarım sizin köyde de buna benzer etkinlikler yaparsınız. İnşallah. Çevre köyleri, köylerinizi yan yana getirerek birliktelik, dayanışma içinde bizim de güzel anlar yaratırsınız diyelim. Bizim de amacımız o. Bir de köylerde birlik ve beraberliği sağlayıp yani geriye dönüşü bir şey sağlamak, yanlılık getirmek, yani güzellik getirmek. Bakın köylerimiz boşalmış, insanlar yok, doğa küsmüş, sular azalmış, kuşlar ötmüyor. Bunları inşallah hep yakında götüreceğiz. Hep beraber omuz omuza böyle devam. Doğa Derneği Başkanı Sayın Alim Yüksel Bakır. Teşekkür ettim. Başka. Durumda.
Öyle mi? Ne yarar tabi ne o amira tutur ya. Öyle sen tercümanlık yapacaksın. Ben de anlamıyorum. Öyle mi? Bilmiyorum. Sevgili kızımla aran nasıl? Benim aram nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Çok seviyorum. Peki derneğe bir mesajı var mı? Ha tamam geliyor yanımda. Ben çok seviyorum. Sağ ol. To West Marvin. Evet güzel yazıyorsun değil mi? Bakayım. Hata yaptın. Kelimeyi yanlış yazdın. He? Nasıl eğleniyor musunuz bizim gençler? Ne? Eğleniyor muyuz? Eğer halay olsa iyi olur. Halay başlasa iyi olur. Daha iyi olur değil evet. mi? Hareketli. Aynen, harekete evet. ihtiyacımız var diyorsun. Evet. Peki okula gidiyor muyuz? Gidiyorum. Lise? Liseye başladım. Bu yıl başlayacaksın. Evet. Çok güzel. Ben de bir edebiyat öğretmeni olarak kızıma başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Peki bir genç kızımız olarak sen yaş taşlarına bir mesajın var mı? Bu köye gelsinler mi? Bence bu köye gelmeleri gerekiyor. Bu köy güzelliklerini, bu köy güzelliğini herkesin görmesi gerekiyor. Herkesin görmesi gerekiyor. Adını alabilir miyim? Asmin miyim? Şansın, tahtın, bahtın, başarın gönlünce yaşasın. Sağ ol güzel. Kendinize iyi bakın. Güzel eğleniyoruz, mükemmeldi. Teşekkür ediyoruz sizden. Derneklere bir mesajın var mı? Şu anda her şey çok güzel. Daha bundan iyisi de olmaz. İnsanlar mutlu, huzurlu. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyelim. Her şey gönlünce olsun. Evet, burada gençlerimiz var. Sevgili gençler hoş geldiniz. Ya bu tür etkinliklerde gençleri görmek çok umut verici. Geleceğimizin teminatısınız. Nasıl eğleniyorsunuz? Evet çok eğleniyoruz. Biz seni tanıyabilir miyim? Adım Selen. Ben Bıçıklıyım. Bıçıklısın. Okuyor muyuz? Çalışıyor muyuz? Çok çalışıyorum. Hepsindeyim. Öyle mi? Evet. Biz de sana başarılar diliyoruz. Peki. Bir genç çalışan emekçi kızımız olarak kadınlarımıza, yaştaşlarına ne diyorsun? Yani herkesin kültürünü devam etmesini öneriyorum. Herkesin hani yeni kuvvetlisine katılmalı gayet güzel geçiyor. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Sağ ol diyoruz. Evet sen de hoş geldin. Avrupalardan geldin. Olsun, hem de yani. Avrupa Küçük Derneği'nde eş başkansın. Evet, ben yerliyim. Nasıl gidiyor? Epey 3 gündür çok çalıştınız. Özellikle sen ve sevgili bir... Nevzi abla. Nevzi abla. Hem mutfağa, hem bu eğlence bölümüne, hem misafirleri karşılama... Önce yetim emeğinizi kadında kabul görsün. Allah Allah. Bugün son gün, 3 gün sürdü etkinliğimiz. Ne duygularını alalım? Yani en sondan başlayayım, en başa gideyim. Şöyle bir mutluluk duyuyorum. 3 gün boyunca, yani 1,5 senedir yaptığımız bir çalışmanın emeğinin bu kadar güzel bir şekilde gittiğini ve sonuçlandığını görmek beni çok mutlu ediyor kendi adıma. Öbür türlü hem ön tarafta hem arka tarafta benimle birlikte omuz omuza mücadele edip bugün hazırlayan bütün dostlara, bütün arkadaşlara ve yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani çok mutluyum. Bizim yanımızda gelen bütün köylülerimize, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Çok büyük bir mutluluk benim için. Peki, üretken emekçi can bir kadınımız olarak hem Avrupa'daki hem
Türkiye'de tüm metropolleri yaşayan kadınlarımıza, kızlarımıza bir mesajım var mı? Evet, bu tür etkinliklere katılsınlar mı? Bu taşın altına ellerini koysunlar mı? Bir dilinden alayım ben. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben hep erkek arkadaşlarımızı hep eleştiriyorum. Ama kadın arkadaşlarımızı eleştirmek istiyorum. Çünkü sadece eğlence bölümünde olmasını istemiyorum. Omuz omuza dediğim gibi mücadelenin her yerinde olmalarını ve öne daha çok öne çıkmalarını istiyorum. Çünkü eğer kadınlarla birlikte olmazsak, biz kadın kadın olmazsak hiçbir yere varamayacağımızı gördüm. Yani 2'den 3, 3'den 10 yüzlere ulaşmak istiyoruz. Bizim en büyük amacımız bu. İnşallah bunu bir dahaki etkinliğimizde, seneye yapacağımız etkinliğimizde daha iyi bir şekilde verileceğini düşünüyorum. Olsunlar, yanımızda olsunlar, bizimle birlikte olsunlar. Daha mutlu olacağımızı düşünüyorum. Avrupa Rıçlar Derneği kaç ülke böyle duyarlı, ırıcıklı ve çevre köyleri insanlarından oluşuyor? Bir dilinden alalım. Avrupa Rıçlar Derneği 5 ülkeden oluşuyor. Hollanda, İsviçre, Almanya, Avusturya, Fransa'da var ülkeleri. Yani biz orada çok zorlu şartlarda çalışıyoruz. İnternet üzerinde iletişime geçiyoruz. Senede 2 kere bir araya geliyoruz. Ama biz hiçbir şey yıldırmıyor. Bizim en büyük amacımız önce kendi köyümüzde ve çevremizde büyümek. Sonra oradaki gençlerin, kadınların sorunlarıyla uğraşmak. Bunun fidelerini almaya başladık. 4 senelik yeni bir derneğimiz var. Büyüyoruz. 70 üyeden oluşuyoruz. Yani en ufak bir şeyde herkesi yanımızda görüyoruz. Çünkü neden? Gurbette olduğumuz için. Yani kendi köyümüzden, ülkemizden uzak olduğumuz için daha duygusal olarak yaklaşıyoruz her şeye. Yani az önce çok duygulandım. Bitti. Yani gözyaşlarıma müdahale olamadım. Çünkü şuna üzüldüm. Yani buraya gelip... Gözlerim doluyor. Evet. Şimdi de böyle olmuştu. Hani buraya gelip bir şeyleri bitip uzakta olmanın tekrar o acısını hissettim ben. Dedim ki gidiyorsun yani. Hani çok kötü bir anlatılmaz bir durum. 35 senedir yurt dışındayım. Alışamadım. Alışamayacağım. Böyle yani. Peki bu duygunu sesin sahibi kim? Tanıyalım. Ben Yıldız Köse. Küçüklüğüm. Küçük olmaktan, dersin olmaktan gurur duyuyorum. Böyle yani. İki evladım var. İki erkek evladım var. Onlarla birlikte yaşamımı Almanya'da, son senelerde Almanya'da yürütüyorum. Öncesinde Avusturya'da yaşadım 29 sene. Şimdi Almanya'da yürütüyorum. Ben de hem bir edebiyat öğretmeni olarak hem Maz Kültür Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak senin gibi böyle duyarlı canlarımızı, kadınlarımızı özellikle bu tür etkinliklerde görmek, bu mücadelenin içinde yer aldıklarını hissetmek ve gerçekten hem maddi hem manevi gücü ile bu taşın altına elini koyanları senin gibi canlarda gördükçe umutluyuz. Yarınlarımız yeşerecek ve sizlerin de emekleri bu coğrafyada, Rıçık diyarında Filiz yeşerecek. Çok teşekkür ediyorum güzel insan. Bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu mücadeleyi anneme ve babama borçluyum. Çünkü biz küçük yaşta bu mücadelenin içine doğduk. O töreyi, o adeti, o savaşlığı babamdan ve annemden aldım. Ben de herkesin huzurunda onlara teşekkür etmek istiyorum. İyi ki beni böyle savaşçı ve dimdik ayakta duran bir kadın olarak ben yetiştirdikleri için. Hayattalarsa sevgi saygılarımızı söylerlerden öpüyoruz. Eyvallah. Sizin gibi duygulu, duyarlı bir can yetiştirdikleri için. Sağ olun. Sevgili Can Gencimiz, Rıçık Doğa Barış Kültür Festivali'ndeyiz. Rıçıklar bunu gelenekselleştirdi. Sizler de burada hem bir Rıçıklı genç olarak ve hem de burada bu güzel mekanda halkımıza hizmet ediyorsunuz. Önce hizmetiniz yetimiz katında kabul görsün. Biz seni tanıyalım. Merhaba.
merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Adım Ümit, Ümit Yaraş'ım. Biz de bu köyde, işte Kereşan Mahallesi'nden gelmeyiz. Orada oturuyoruz. Köyümüzde güzel bir etkinlik var. Güzel bir toplum, dinlet, güzel bir şey bu. Hani biz de mutlu oluyoruz. Sadece küçük halkı değil, küçük köyde, çevre köylerde birçok insan geliyor, çevre illerden. Güzel bir etkinlik oluyor, insanlar kaynaşıyor. Birlik, beraberlik daha güçlü oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Biz de elimizden geldiğinde hizmet vermeye çalışıyoruz. İnsanları bir şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz biz elimizden geldiğince. Peki bir genç olarak gençlere mesajın nedir? Yani köylerine gelsinler, destek olsunlar her zaman. Köylerden, yani kendi memleketlerinden kopmasın. Her zaman mutlu olsunlar ki biz de öyle yapıyoruz. Elimizden geldiğince köyümüzdeyiz. Burada duruyoruz. Tabii ki şartlar gereği insanlar farklı yerlerde olabilir ama illaki köyde ihmal etmesin. Her zaman mutlu olsun. Hani değerlisin. Sonuçta çalışacağımız yer, geleceğimiz yer kendi köyümüz. Adınızı alabilir miyim? Ümit. Soyadın? Yaraşır. Hem Ümit? Hem Yaraşır. Oo, ne güzel, ne güzel. Ümit biliyorsun. Yani geleceğimize dair beklentilerimiz. Babacan. Değilsin, boş ver. Teşekkür ederim. Nasıl, derneklerimize bir mesajın var mı? Hepsinin emeğine eline sağlık. Hizmetimize sundukları için herkese teşekkür ederim. Emeği geçenlere. Hepsine saygılar sevgiler. Kılıçık'ta mı yaşıyorsun kışın? Evet, kışında yaşıyorum. Kışında mı buradasın? Kışında buradayım. Ay, ne güzel, ne güzel. Yaz, kış buradasın. Evet, buradayız. Ne diyelim? 50 senedir hürmetteydin. En sonunda köyümüzle uğraştık, kendi köyümüzle uğraştık. Değil mi? Yani yine vatan, 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 toprağımız, toprağımız, toprağımız. Ama çocuklarım sayesinde, çocuklarım istediği için gelmiş, yoksa gelemezdin. Her şeyde çocuklarım var. Borçluyum. Onun için gençlerimiz sürekli köylerine gelsinler. Bizler. Ya Allah evlatlarına da sağlık saat içinde o kazançlar versin. Teşekkürler hem de bize. Yaptığı iyilikler hep karşılarına çıksın diyelim. Sen ne diyorsun? Bay Bıyıklı. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. Ben Barış Orhan. Nurkalan'dayım. Nurkalan Mahallesi var aşağıda Kereşan'da. Orada oturuyorum ben de. Hani Borya'yı sağ olsun bize hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. 2018'de, 2022'de yani sürekli geldiniz. Sizi tanıyoruz. Tekrar hoş geldiniz size köyümüze. Yani güzel bir etkinlik oluyor. 3 günde, yani 3 gün süren bir etkinlik, şenlik. Hani festival bir şenliğe döndü. Daha paneler oldu. Yani güneş enerjisi, işte bize katacağı güzel şeyleri anlatıldı panelde. Köyümüz kooperatif kurulu nohut üzerine. Yani nohutlarımız şurada zaten torbalarda 5'er kiloluk. Evet, bu kooperatifimizin ürettiği ürünler değil mi? Evet. Evet. Bu nohut mu? Evet. He. Şöyle bir saniye. Dur şurayı bir alayım. Yani bu bir nevi bir dayanışma işte, bir birlik. Herkes gününe gününe katarak tarlalarda çalıştılar bu notları toplamak için. Yani ilk başta iki gün çalışanlara birer ikişer kilo nohut gönüllü olarak dağıtıldı verimden sonra, alınan verimden sonra. İşte bizim amacımız köyümüzün işte bağ olsun, ondan sonra nohut üzeri olsun, güneş paneli olsun, okumuşlarımız falan çok insanlarımız var. Yani daha çok bize destek olursa, birlik olursak daha güzel yani yerlere gelebiliriz. Maçoğlu'nun ilk başta başlattığı bu nohut etkinliğinde, yani kooperatifi daha doğru olur. Ve Rıçık'ta de yaşam buldu değil mi? Evet, Rıçık'ta de bu sene güzel bir danışmayla birlikte işte bu kooperatifimizi kurduk. Büyüklerimiz sağ olsun. Evet, panelde tarım komisyonu anlattı. Evet. Çok da hoşumuza gitti. Bu yıl 4,5 tonun üstünde bir nohut ürettikler. Ve
böyle 5'er kilo muydu bunun için? Evet. 5'er kilonun sormalarda evet. Halkımızın hizmetine hem de uygun fiyatta sunuşlar. Her kimin emeği geçmişse onlara teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yani bir de gençlerimizden bir isteği var. Gençlerden bir isteğimiz var bizim giriş olarak. Yani batılaşmasınlar, batıyı örnek almasınlar. Her zaman kendi kültürünü, kendi geçmişini benimsesinler. Yani fırsat bulunca Ümit arkadaşın dediği gibi köyüne gelsinler. Yani birlik olursak daha güçlü oluruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Rızkınız bol, sağ olun.
rükenler rükenler kırıldın kadersime. Oy rükenler rükenler rükenle borine. Çıka başına vite kırıldın kaderine. Çıka başına vite kırıldın ülkemizin türlü metropollerinde yaşayabiliriz.
yaşam da uzak. Sonuçta burası bizimdir, toprağımızdır, vatanımızdır. Dolayısıyla Avrupa'da yaşadıkları halde yerine göre, bize göre rahat bir yaşam sürdükleri halde yine gönülleri burada, yine topraklarında ve orada emek üretim bu toprağına yansıtmışlar. Ne mutlu onlara. Bugün toprağına gelmişler. Toprağında canlarıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla, köylüleriyle cemaat temela gelmişler. Bizler de sizin adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağlık, sevgi, birliktelik, dayanışma dolu hayırlı yıllar diliyoruz. Ne mutlu böyle köyüne, toprağına, diyarına, inancına, kültürüne, hizmet edenlere. Ne mutlu bu amaçla yola çıkıp da böyle bu taşın altına elini koyup da bu güzellikleri yaratanlara. Sağ olun. Sizleri de bu diyarda görmek istiyoruz. Birlikte yaşamak, eğlenmek, gülmek, acıda, kıvançta, her anı geç de olsa yan yana gelip tekrar yine atlar yapmak dileğiyle. Hoşça kalın, hoşça kalın. Toprağınız, üstünüz, ben sevenler. Uzatmayalım. Bak, thank you.
Sallana sallana ölçe beraber Yıkamış esbabım rakız ver tabi Sallana sallana ölçe beraber Yıkamış esbabım rakız ver tabi Teşekkür ediyoruz. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Ne güzel gelmişsin, dinliyorsun. Bir adını alabilir miyim? Namık Yöfer. Güzel Yıldız. Güzel Yıldız. Güzel abla, her şey gönlünce olsun. Teşekkür ediyorum. Sağlığın hoş olsun. Sevenin çok olsun. Sağ ol. Nasıl eğleniyor muyuz? Hoş geldiniz. Nasıl eğleniyor muyuz? Dün de buradaydınız. Peki, derneğimize bir mesajınız var mı? Nereden geliyor böyle? Ben de bir edebiyat öğretmeniyim. Bir insan olduğum için o şiiri ben mesela sosyal medyada gördüm. Okuyan birisinde hani örnek olacak. Okuyan birisinde görmedim. Ama şey kendi bunu uğraşa uğraşa yani anca o kadar diyebildim. Çünkü sözleri gerçekten çok etkileyici. Ona benzer şiirler var, ilgimi çekiyor. Yani Cemal Süreyya'dan işte Can Uçer'den. Ben de sana ömür boyu böyle üretkenlik dolu aydın yarınlar diliyorum. Teşekkürler. Türkiye'de çok merakım var. Emeğin değer bulsun. Sevenin çok olsun. Çok teşekkürler. O bilen yüzünde hiç solmasın diyelim. Teşekkürler. Sağ olun. Anacan sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Sağ ol. Küstün mü benden? Yok. Küsmemişim ama. Öyle dedi Mustafa Hoca'dan küsmüşsün öyle duydum ben. Yok değil mi? Değil mi? Biz barışın ziyanıyız. Sevginin mavisiyiz. Yarınların da aydınlığıyız. Bir seni tanıyalım. Yani diyorsan rıçıklı olmak bir onurdur öyle mi? Sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüz hep öyle gülsün. Bir isim alayım şöyle. Fırın de. İyi. Nasıl eğleniyor musun? Anlıyorum da iyi eğlenim. Olsun. Kulaklarımız duyuyor. Kalbimiz atıyor. Yüzün öyle gülsün bak demek eğlenmişsin yani. Moralin yerinde. Daha ne olsun? Siz eğleniyor musunuz? Bir tanıyalım seni, bir de duygularını alalım. Bir can kadınımız olarak. Bu köylü müyüz? Kadınlarımıza bir mesajım var mı? Genç kızlarımıza. Gençlerimize, analara, kızlarımıza bir mesajım var mı? Herkes birbirine sahip çıksın. Sevgiyle, saygıyla. Ve emek üretsinler. Teşekkür ederim.
3 gün buradaydık. Bor yayın ve bor yapım olarak burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Hoşça kalın, dostça kalın. Kültürünüz, inancınız, toprağınız, diyarınız ve değerlerinizle hep böyle baş başa kalın. Sağ olun, var olun. Kamera arkası sevgili can kardeşim adını alabilir miyim? Altan Göze. Altan Göze'ye de ayrıyetten bu 3 gün boyunca burada yaptığı hizmetten dolayı da teşekkür ediyoruz. Yanlara aydın, sevenleri çok, sağlığı hoş, bereketi de bol olsun diyoruz. Teşekkür ettim.